Portakal çiçeği karnavalı fikri ilk nereden çıktı? Şöyle bir geçmişe gitmek gerekiyor bunun için. Çocukluğumuzun Adana'sında, ki benim hayatım hep Adana'da geçti. Hayatımın ilk 29 yılını Adana'da yaşadım. Ve Adana'yla ilgili bütün çocukluk ve gençlik anılarımın tam merkezinde mutlaka portakal çiçeği kokusuyla dolan Adana sokakları, Nisan ayındaki o güzel Adana sokakları ve orada yaşanmış anıların çok önemli yeri var. Biz bunlarla büyüdük. Gerçekten Adana'nın hangi sokağına girerseniz girin, Nisan ayı geldi mi o muhteşem portakal çiçeği kokuları sizi neredeyseniz yakalayıp bulurdu. Bu kokuyla büyüyüp Adana'dan ayrıldıktan sonra, 29 yaşından sonra İstanbul'a taşındım. Ama Adana ile bağımı da hiç koparmadım. Bu koku insanı her zaman tekrar tekrar Adana'ya getirecek kadar büyülü bir koku. Hep şöyle tarif ediyorum, portakal çiçeği kokusu insanın ruhunu yıkar. Her yıl yeniden 5 yaş gençleştirir. Çok tehlikeli bir kokudur. İnsanın yolda gördüğü ilk kişiye aşık edebilir diyorum hep. Bu anlamda ayrıldıktan sonra da her yıl mutlaka her Nisan'da yaklaşık bir hafta 10 gün Adana'da olmak için hep programımı yaptım. Ve her yılda bunu başardım ama bir yıl maalesef Japonya'ya gitmem gerekiyordu. O yıl Japonya'da şunu fark ettim ki aynı dönemde kiraz çiçeği ile ilgili bütün dünyadan belki de yüz binlerce turist dünyanın farklı ülkelerinden kalkıp Japonya'ya gidiyordu. Kiraz ağaçlarını, kiraz çiçeklerini görmeye, onların önünde fotoğraf çektirmeye. Kaldı ki Tokyo sokaklarında öyle çok yaygın kiraz ağacı falan da yoktur. Şehrin dışına çıkmaları gerekiyordu. Birkaç saat mesafedeki köylere gidip bu ağaçların önünde fotoğraf çektirmeye gidiyorlardı. Kiraz ağacı çiçeği güzeldir ama kokusu da yoktur. Buradan yola çıkarak dedim ki yani bizim portakal çiçeklerimiz bir de kokuyor ve muhteşem bir kokusu var, büyülü bir kokusu var. Biz niye acaba bunu tanıtamıyoruz böyle uluslararası alanda? Neden dünyanın her yerinden insanlar bir gün bunu yaşamak için Adana'ya, dolayısıyla tabii ki Türkiye'ye gelmiyor diye. O Adana'ya gelemediğim yıl Tokyo'dan döndüğümde, eve gittiğimde kapının önünde bir kargo buldum. Adana'dan gönderilmişti. Portakal çiçeklerini toplamışlar, bir kavanoza koymuşlar ve bana göndermişler. Ben onları bir hafta buzdolabında sakladım. Yani her akşam işten geldiğimde kapağını açıp kokluyordum. Bir hafta kadar idare ettim. Ya portakal çiçeği kokusu tabii ki kavanozda bile olsa yaşadığınızda sizi mutlu ediyor ama asıl önemli olan o ortamı gerçekten Adana'da yaşamaktı. Zaten yıllar sonra artık bu konuda bir şeyler yapmak gerektiğini, harekete geçmek gerektiğini düşündüğüm ve elime kağıdı kalemi aldığımda kağıdın üzerine ilk yazdığım şey şu oldu. Nisan'da Adana'da. Portakal çiçeği karnavalı Nisan'da Adana'da. Dünyanın en güzel kokan çiçeği portakal çiçeğidir. Siyasetin konuşulmadığı bir karnaval. İnsanların birazcık siyasetten, günlük yaşamın sıkıntılarından uzaklaştığı bir ortam oluşuyor. Portakal çiçeği karnavalı Nisan'da Adana'da. Portakal çiçeği karnavalı Nisan'da Adana'da. Adanalıyım ben. Mutluyum.
esasında ben iyi bir kebapçıyım. Belediye başkanlığı ek iş olarak geldim. Nisan'da Adana'da. Portakal çiçeğinin kokusu geliyor mu izleyiciler? Yani karnaval fikrinden daha önce Nisan'da ne yaparız da daha fazla insanı Adana'da toplanmaya davet edebiliriz, Adana'da olmaya davet edebiliriz düşüncesiyle başladı her şey. Yani portakal çiçeği karnavalı fikri henüz yoktu ortada. Sonra oturdum bütün bir gece sabaha kadar bu program nasıl olursa daha fazla kişiye duyurabiliriz. Bunun ilkeleri ne olmalıdır? Bütün bunları hazırladım ama marka ismi hep Nisan'da Adana'daydı. Bugün de olduğu gibi. Daha sonraki çalışmalarda ses getirmesi için ulusal ve uluslararası alanda daha fazla kişiye ulaşması için öyle bir aktivite olsun ki hem Türkiye'de bir ilk hem de dünyada anlatımı kolay bir şey olsun fikriyle ortaya atılan birkaç fikirden bir karnaval yapma fikri gündeme geldi. Neden karnaval, hani festival değil? Bu çok soruluyor. Türkiye'de belki yüzlerce festival var. Ancak hiç karnaval yok. Bir de yapmaya çalıştığımız şey Adana sokaklarında herkesin sokakta eğlenebileceği bir şenlik yapmak istedik. Aslında baktığınız zaman tam anlamıyla karnaval kelimesi bunu da anlatıyordu. Nisan'da Adana'da projesini ilk kağıda döktüğüm andan itibaren çok büyük bir heyecanla bu işi nasıl hayata geçirebilirim diye o gece sabaha kadar çalıştım ve uyumadım. Gece birkaç arkadaşıma mesaj attım, sabah 8'de ilk toplantımızı yapalım diye ve sabaha kadar bu işi kimle yaparız bunu da düşündüm. Çünkü bu tür organizasyonlarda sayıyı çok dengede tutmak önemli. Hani çok kalabalık bir komite kurduğunuzda genelde yavaş hareket ediliyor ve aksiyonlar gecikmeye başlıyor. Bu da elde edilecek sonuçların daha geç zamanlarda elde edilmesine sebep oluyordu. Biz 4-5 kişilik bir ekiple yola çıktık. Ama bu işi Adana'da takip edecek, Adana'da yaşayan, aynı dili konuşabileceğim, birbirimize daha ilk cümlemizde ne diyorsak birbirimizi doğru anlayabileceğim biri olması gerektiğini biliyordum. Çünkü ben İstanbul'da yaşıyordum ve seyahat yoğunluğum nedeniyle tüm bu detayları Adana'da takip etme şansım yoktu. Birkaç saniye içerisinde aklıma gelen ilk ve tek isim İlhami oldu, İlhami Günsel. Adana'dan yolu geçen, Adana'yı biraz bile, Adana'nın baharının kokusunu almış, herkesin bildiği bir şey. Evet, anılarımızda yer alıyor. Dolayısıyla portakal çiğin ortak değer olacağını düşünüyorum. Bunun etrafında kurguladık. Portakal çiçeği, karnavalı. Dolayısıyla herkese geçmişteki güzel anıları hatırlattık. O yüzden Adanalıların canla başla bu projenin içinde yer almasının temel sebebi budur. 7'den 70'e kadını, erkeği, bütün Adanalı bu işe sahiptir. Peki kurumlar bu işin neresinde? Kurumlar, destekçi kurumlar çok çok önemli bir yer alıyor bu işin içerisinde. Bu hem Adana halkına hem Adana'nın tüm kurum ve kuruluşlarına ait bir şey olabilir. Ama hiçbir zaman tek bir şahsa, tek bir kuruma, tek bir şirkete asla ait.
sivil bir inisiyatif olması benim en çok hoşuma giden taraflardan birisi. Devletin, yerel yönetimlerin, meslek kuruluşlarının, herkesin katkısı var ama temel bakış açısı itibariyle tamamen sivil bir girişim. Bu girişimin kültür adına, sanat adına, eğlence adına ve Adana'yı tanıtma adına çok güzel şeyler yaptığını da görüyoruz. İşbirliğini kendiliğinden ortaya koyan, güzel şeyleri sunan ve çok ciddi bir memnuniyet oluşturan bu karnavalın başarısı hepimizi memnun ediyor, mutlu ediyor. Adana'yı bütün değerleriyle tanıtan, öne çıkaran bir festival. İçin Portakal Çiçeği. Evet, Nisan ayında ve Portakal Çiçeği'nin buram buram yanıklarımıza, iliklerimize işlediği bir dönemde. Tabii ki böylesine güzel bir, böylesine güzel bir meyvenin çiçeğinin Adana'yı sembolize etmesinden daha güzel bir şey olamaz. Bu karnavalın bir özelliği de kamunun düzenlediği bir karnaval değil, halka ait, halkın katılımıyla düzenlenen bir karnaval. Bu karnaval Adana'yı anlatıyor. Bu karnaval Adana'nın coşkusunu, sevecenliğini anlatıyor. Son derece önemli bir görev tutuyor. Tabiatıyla çok gerilen insanlarımızın eğlenmeye ihtiyacı var. Bu eksiği yani karnaval. İnsanları bir araya getiriyor. İnsanlarımızı bir araya getiriyor. Yüzlerce sanatçı Adana'ya geliyor. Hem Adana'mızı tanıtıyor, hem Adana'mızın güzelliklerini tanıtıyor. Adana'nın bugüne kadar bilinmeyen yönlerinin tanıtılması açısından önemli bir işlev, önemli bir rol karnaval. Bu karnaval Türkiye'nin tek karnavalı. Ve bir sivil inisiyatif tarafından planlanan, çok iyi düşünülmüş, çok iyi planlanmış bir karnaval. Bu anlamda da çok önemli. Adanalılar için bu anlamda da çok önemli var. On binlerce insanın şehir dışından, yurt dışından gelip Adana'da birleşip o korteje katılması ayrı bir anlamı önemli var tabii. Evet. İlim adamı, kim olursa olsun hiçbir siyasi görüş belirtmeden kol kola, el ele sokaklarda, Adana sokaklarında portakal çiçeğinin kokusunu ciğerlerinde çekerek yürümekte. Bu bizim için çok önemli. Türkiye'nin güzel bir tablosunu ortaya koymakta Adana sokakları bu anlamda.
Çiçeği Karnavalı artık bu şehrin, güzel Adana'mızın en önemli ve en değerli markası haline gelmiştir. Bir insanın hayallerini gerçekleştirmesi, üstelik bunu yaparken yalnızca kendi mutluluğu için değil, doğup büyüdüğü şehir için yapması, bana göre güzel bir rüyanın gerçekleşmesi kadar anlamlıdır. Bu anlamda Portakal Çiçeği Karnavalı da rüyanın gerçekleştiği ve henüz 3 yaşına girerken dünya çapında tanınmayı başarmış özel, önemli ve değerli bir Adana markasıdır. İlkelerimizden bir tanesi şu oldu, bu karnaval ya da Nisan'da Adana'da olma, toplanma aktivitesinin tek ve gerçek sahibinin Adana halkı olması gerektiğini ilk günden itibaren hep söyledik. Yani bu hiçbir kuruma, hiçbir kişiye ya da bir firmaya ait olmamalıydı. Hani bir çeşit hıdrellez gibi. Yüzlerce yıl boyunca geleneksel şekilde kutlanabilmesi için halkın sahip çıkması gerekiyordu ve halkın olması gerekiyordu. Adana halkının Türkiye'ye, hatta dünyaya, farklı milletlerden insanlara Nisan'da Adana'da toplanalım davetidir. Karnaval da bu işin araçlarından bir tanesidir. Yani asıl amaç karnaval değildir, Nisan'da Adana'da olma halidir. Bunun altını özellikle çizmek isterim. İkinci ilkemiz siyasetsiz bir program olmasıydı. Yani nasıl, yine aynı örneği vermek istiyorum. Hıdrellez'de herkes hangi siyasi görüşte olursa olsun, hangi inanıştan olursa olsun, hangi milletten olursa olsun o Hıdrellez coşkusunu hep birlikte yaşayabiliyorsa, istedim ki Nisan'da Adana'da toplanan kişilerde o eğlenceyi, o coşkuyu yaşarken hangi siyasi görüşten olduklarını o günlüğünü unutsunlar. Hangi inanıştan olduklarını o gün gündeme çok fazla taşımasınlar. Farklı inançlardan, farklı siyasi kimliklerden, farklı milletlerden insanların gerçekten kardeşçe, omuz omuza, barış içinde birlikte eğlenebildiğini bütün dünyaya göstersinler. Çünkü şuna inanıyorum, gerçek medeniyet birlikte eğlenmeyi de başardığımız zaman başlıyor. İnsanlar kol kola, omuz omuza, yan yana yürüdü, yan yana halay çekti, yan yana dans etti. Konserlerde omuz omuza aynı şarkıyı, aynı türküyü birlikte söylediler. Şimdi bütün bunlara baktığınız zaman demek ki halk, eğer arkasında bir ticari ve siyasi beklenti yok ise ve kendisine mal oluyorsa, bu tür güzel sevgi işlerine sahip çıkıyor. Ben Büyük Üstad Turgut Özakman'ın söylediği bir cümleyi hatırlatmak istiyorum. Der ki, sen yeter ki sevgi çorbası yapıyorum de tuzunu kapan gelir. İşte biz de bu karnaval davetini tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya duyururken bir sevgi çorbası yaptığımızı, bir sevgi işi yaptığımızı özellikle belirttik. Gerçekten de 500.000'den fazla insan Adana sokaklarına koştu geldi dünyanın her yerinden. Kanada'dan Avustralya'ya kadar, işte Türkiye Cumhuriyetlerden, Afrika ülkelerinden, Güney Amerika'dan birçok konuk geldi. Adana sokaklarında hepsini gördük. İşte sevgi işi yapıyoruz dediğimiz için onlar da bu sevgi çorbasına tuzunu kapıp geldi ve büyük katkılar koydular.
Bahçeşehir Karnavalı gider rengarenk. Adana'da üçüncü düzenlenen Adana sokaklarındaki portakal çiçeği kokusu karnavalla taçlandı. Yaparsa biz de yaparız karnaval. Nisan'da portakal çiçeği karnavalı Adana'da. Üçüncü yılında inanılmaz büyüdü yani. Artık Böbeklik'ten çıktık. Geçen sene yürümüştü. Şimdi artık koşuyor bence karnaval. Hem Adana halkı tarafından kabul gördü, hem benimsendi, içselleştirildi ve Türkiye'de de çok ciddi etkileri oldu. Gerçekten ben böyle coşkulu, bu kadar insanların çok katıldığı bir neşenlik ne de etkinlik gördüm. İstanbul'da da görmedim, Adana'da da görmedim. Dünkü gördüğüm o mahşeri kalabalık, dedim ki bu şehir olmuş. Her şey tamam. Kortej'in bir cümlesi var, o çok kıymetli, hoşgörü. Toplumun her kesiminden zengin fakir ayrımı yapmadan, mezhep, milliyet, din ayrımı yapmadan, çocuk büyük ayrımı yapmadan herkesin birbirine hoşgörüyle yaklaştı, eşit şartlarda oldu. Herkesin içindeki çocuğu çıkardı, şımardı, bir kortej olacak bu. Bunun altını çizmek istiyorum, çok kıymetli bir şey. Harika bir karnaval. Bütün illerimizin de böyle şeyler yapmasını
şiddetle tavsiye ediyorum. Keşke Ankara'da da olsa, Antep'te de olsa, Ordu'da da olsa, Rize'de de olsa böyle şeyler. Hem Adana'nın hem ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayan, bu festivalleri yapan tüm yetkililere sonsuz teşekkürler. Adana halkına da selamlar. Merhaba, ben Ümit Temurçin. 2015 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın moda koordinatörlüğünü üstlendim bu yıl için. Karnavalımızı uluslararası daha başarılı bir noktaya taşımak ve karnavalın en güzel rengi olan kostümleri kalitesini ve çıtasını yükseltmek için çok güzel bir yarışma düzenledik. Karnaval Komitesi'nin de desteğiyle beraber. Umarım siz de bizle gelecek yıl beraber olursunuz. 2016 Portakal Çiçeği Karnavalı'nda görüşmek üzere. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nı Adana halkının muhteşem çabalarıyla hep birlikte Türkiye'ye tanıtma yolunda iyi bir unsur olarak kullandık. Bizim karnavalı Adana halkı ile birlikte düzenlemekteki amacımız gerçekleşmiş oldu. Yepyeni rekorlarla 2015 karnavalı kapandı. Kapanır kapanmaz da 2016 karnavalı için çalışmalara başladı. Bu arada çok çok önemli bir gelişme daha oldu ki o da şudur. Adana'nın en güçlü meslek kuruluşları bir araya gelerek Adana'nın tanıtımı ve kalkınması için bir yapı oluşturmaya karar verdiler. Adana'nın tanıtımını da Portakal Çiçeği ile beraber çok güzel bir şekilde başarıyla yaptığımızı zannediyorum. Her sene daha yükselen bir trendle Adana'yı ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamış oluyoruz. Bu sürdürülebilir bir tanıtım olması lazım. Devam etmesi gereken bir tanıtım olması lazım. Ve bu maksat içinde ve bunu destekleyen bir şirket kurmaya karar verdik. Ticaret Odası'nın önderliğinde Adana Tanıtım ve Kalkınma AŞ, kısa ismi ATAK olacak. Bu şirketin şu anda son aşamasına geldik. Bunun gayesi de Portakal Çiçeği'nin bıraktığı yerden tanıtımını sağlamakta çalışmalarına devam etmek. Adanalılar özgür ruhlarıyla ve dinginlikleriyle, samimiyetleriyle bilinirler. Adana binlerce yıllık geçmişinde birçok farklı dönemde etki etmiş bir kent. Ve bu kentin tarihsel etkileri sırasında bugüne kalan muazzam değerleri var, hala yaşayan değerleri. Bu değerlerin tanıtımında da Portakal Çiçeği Karnavalı bir öncülük etme hedefindeydi. Türkiye'nin birçok yerinden gelen misafirlere, dünyanın birçok yerinden gelen yabancı turistlere ve hatta Adanalı olup da yaşadığı kentin kıymetlerini yeterince tanımayan kendi insanımıza Adana'yı tanıtmak için bir kıvılcım oluşturma şansımız oldu Portakal Çiçeği Karnavalı.